Zanos Paşa, 1453 ile 1456 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanalımıza abone olarak bize destek olmanız dileğiyle. Zanos lakabıyla anılmasının sebebi, denizcilikte gözetleme için Zanos, keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş kullanmasından kaynaklanmaktadır. Eğitimini Edirne Enderun'da yapan Zanos, eğitiminden hemen sonra Umera sınıfına dahil olmuştur. Sultan II. Murat, oğlu ve veliahtı olan Şehzade Mehmet'i Manisa, Sancakbey için gönderince önce Nişancı Mehmet Bey onun lalası olarak görevlendirilmiş ve çok geçmeden Zanos Paşa'ya lalalık görevi verilmiştir. 1449 senesinin Aralık ayında Saruca Kasım Paşa lalalık görevine atanmasına kadar bu görevi sürdürmüştür. Zanos Paşa, İstanbul'un fethinden sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine Vezir-i Azamlığa getirilmiştir. Osmanlılar, Belgrad kuşatmasında Sırbistan'ın her yanını fethetmesine karşın şehri alamayıp, şehri savunan Anos Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilip ağır kayıplar neticesi kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldığı zaman, bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zanos Paşa gösterilmiş ve Vezir-i Azamlıktan alınmıştır. Bunun ardından, bazı kaynaklara göre kızı sultanın hareminden dışlanmış ve her ikisi de Balıkesir'e sürgün gönderilmiştir. Zanos Paşa Balıkesir'e yerleştikten sonra vakıflar kurmuş, cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin çehresini değiştirmiştir. Bundan sonraki hayat hikayesi ise tam net değildir. Allah'a emanet olun.